Bu eğitim filmimizde AutoCAD 2013'teki Xsuite komutunu inceleyeceğiz. Xsuite katı model komutlarımızdan temelidir. Şimdi öncelikle şöyle tab düzlemine geçiş yaparak profilimizi çizeceğiz. Çizdiğimiz profilleri katı modele dönüştürmek için kullandığımız komuttur Xsuite. Geldik, line'ı kullanıyoruz. Ölçülere hiç dikkat etmeden sadece geometriye odaklı bir şekil oluşturacağız. Şöyle diyelim hatta. Ve şöyle tamamladık. Şimdi line ile çizdik, bakın şurada fazlalık var. Hemen onu da tr enter enter diyerek fazlalığı yok edelim. Ve ESC ile komuttan çıkalım. Şimdi modelimiz bu. Geldik 3D orbitte çevireceğiz. Şöyle tuttuk. Ve orbitten çıkalım. Xsuite komutuna geldikten sonra çizgileri seçiyoruz. Bakın bunu line ile çizdiğimiz için sadece bir çizgisine tıklamam yeterli olmuyor. O yüzden hepsine tıklamam lazım. Ve enter dediğimizde yukarı doğru yüksekliği verdiğini görüyorsunuz. Ne kadar yükseklik girmek istiyorum? Klavyeden değer bilebiliriz. 65 dedik. Şimdi tek tek çizgi olduğu için parçamızı hemen yüzey modele dönüştürdü. Şöyle çevirirsek bakıyorsunuz. Yüzey modeli olarak oluşturdu. Yine bunda üzerine tıklayarak düzenlemeler yapabiliyoruz. Yüksekliğini değiştirebiliyoruz veya noktalardan daraltabiliyoruz veya genişletebiliyoruz. Şimdi tab düzlemine tekrar geçiş yapalım. Şöyle çevirelim. Şöyle bakalım. Şimdi aynısını polyline çizeceğiz. Farkı göreceksiniz. Polyline aynı geometriyi çizelim. Şöyle ölçüleri tabii ki farklı oldu şimdi. Şu noktadan ve şu noktadan. Şimdi geometrimiz bu oldu şimdi de. Gene 3D orbitte bakalım. Şöyle çevirelim. Ve ESC ile çıkıp Xsuite seçelim. Ve bir çizgiye tıklamamız yeterli. Çünkü tek bir çizgi olarak aldı bunu. Polyline çizdiğimiz için. Enter deyip yukarı doğru çıktığımızda modeli görüyorsunuz. Katı olarak oluşuyor. 100 mm dediğimizde 100 mm'ye katı oluşturdu. Farkı gördünüz ve anladınız. Neden bu yüzey bu katı oldu? Bu tek bir çizgi olarak yani polyline çizilmişti. Bu da line'a tek tek çizgiler halinde çizildi. Bunun da katı olmasını istiyorsak P-Edit ile çizgileri birleştirmemiz gerekirdi. Ve daha sonra kapalı bir yüzey oluşurdu ve katı modele dönüşürdü. Şimdi bu katı modelimizin üzerine geldiğimizde şu noktaları görebiliyoruz. İstersek buradan rengini değiştiririz çift tıklayarak. Örneğin bakın kırmızı yaptık. Şimdi şu dıştaki noktaları tıklayarak şuradaki oklara yükseklik değerini, işte genişliğini gibi opsiyonları düzenleyebiliyoruz. Örneğin şuraya geldik tıkladık. Geldiğimizde 100 değerini gördük zaten. Yukarı doğru istersek arttırabiliriz değeri veya azaltabiliriz. Tamamen bize bağlı. Bu eğitim filmimizde Xsuite komutunu gördük. Yüzeyde ve katıda nasıl kullanılıyor bu komut onu inceledik.